Çok da eski değiller aslında ama eski zamanda genelde öyle oluyor. Anladım. Keşke fikriniz sorulsaydı. Sorulsaydı keşke. Keşke sorulsaydı. Neyse artık olan olmuş. Alanya 35 sene geçti. 35 sene. Eyvah! Aa şok! Kahveler. Ay sakin olun, sakin olun. Yok sakin. Seher abla niye bu kadar sevindin kahveni döküldü? Ama yani olabilir yani. En kirlendi. Niye bu kadar? En kirlendi. Hamarat bayan temizler hemen. Evet temizlerim hemen 2 dakikada. Ne bildiniz Seda Hanım hamaratlığını? Çok iddialı ya ondan. Siz niye bu kadar sevindiniz? Yani empati yapmak lazım ya biraz. Hayır bir an görünce böyle döküldü. Hani böyle evet döküldü falan diyorsunuz ama yani sizin gününüzde de ufak bir kaza da olsa geçirdiğiniz zaman böyle oldu şöyle oldu mu demek gerekiyor? Hayır ben kötü bir anlamda söylemedim ki Hatun Hanım ama. Ama siz sevinerek söylediniz. Hayır sevinmedim. Döküldü diye. Benim tepkilerim biraz fazla yüksektir. Ama biraz güldünüz yani. Yani gülerek söylediniz. Bunu ben de fark ettim. Hayır öyle bir şey yok. Herkes tarafından fark edildiyse bunu inkar edemezsiniz. Kabul etmiyorum. Evet biraz kahveler için bekleyeceğiz olabilir. Kahveleri yeniden yapacağız. İnsanlık hali. Dedim ya bak açık açık olabilir. Başımıza geldi, nazara geldik. Hayır siz tepki gösterdiniz de böyle döküldü demediniz. Döküldü. Evet. Hani böyle o kadar. Ama evet, öyle. Sevinerek söylediniz yani. Bunu ben de buradan fark ettim. Hani iyi ki döküldü gibi oldu. Oldu bir de halayın başını tuttum mendil aldım. Valla mendil versem çekecektiniz. Hepimiz fark ettik ama. Hep beraber çekelim o zaman. Şöyle şimdi biz size alışkın değiliz ya hani belki normal hayatta da böyle tepkiler veriyoruz. Evet zannetmiyorum. Benim tepkilerim yüksek. Nereden biliyorsunuz Seda Hanım? Benimle mi yaşıyorsunuz? Sizinle yaşamıyorum ama az çok anladım sizi. Tanıdım sizi. Beni birkaç saatte nasıl anlayabilirsiniz Seda Hanım? Tanıdım. Beğendiğiniz şeyleri beğenmedim diye yorum yaparak o anda tanımış oldum ben sizi. Tabii ki beğenmedim dedim, beğendim ve yedim. Peki gelsin kahvelerimiz de tadına bakalım. Dediğim gibi hiç oralarla uğraşma zaten temizlik yapacağız. Bak temiz demiştim iş çıktı işte ne güzel. Birlikte siler süpürürüz. Peki Seda dedi ya hamarattır yapar diye ona niye sinirlendiniz? Nereden biliyorsunuz siz onun hamarat olduğunu? Yani nereden biliyorsunuz? Daha önce yaşamışlığınız var mı Hatun Hanım'la? Hayır tanımıyorum kendisini. Hayır burada tanıştık. De söyledi ben de öyle düşünüyorum. Seher Hanım yarışmanın formatı gereği. Bana güzel geldi, temiz geldi, düzenli geldi. Hepimiz onun için buradayız. Ya, evet. Belki onun için de öyle yorum yapmış olabilir. Aynen Altun Hanım o bakımdan dedim ben de. Evet. Peki Altun abla eğer o kahveyi sen dökseydin Seher Hanım sana aynı tepkiyi gösterseydi senin tepkin ne olurdu? Yardıma çağırdım temizlemesi için. Öyle uzaktan gülmek yok hadi gel buraya da. Alırdım şöyle bir alıverir. Yani. Peçeteyle mi? Kahve döküldü kuru peçeteyle mi sileceksiniz sadece? Ne yapayım çamaşır suyu dökeyim. Çamaşır suyu mu? Neyle yapacağım peki? Bulaşık makinesini. Ama şimdi peçeteyle alırsanız telleri kalır orada. Pardon, siz neyle aldınız köşeyi? Peçeteyle aldım. Bravo. Seher Hanım'ın evini çok merak ediyorum. Hayır, sen ani bir anda alması için biliyorsun genel müdahale. Biz genel olarak temizlemeye çağırdınız ya bana. Bak, cümlenin başına genel olarak siz neyle temizlerdiniz diye sorsaydınız tabii ki ben açıklama yapardım ama siz neyle temizlerdiniz dediğiniz için peçeteyle alırım. Peki. Kadir Bey'in yaptığı gibi. Kabasını hemen şöyle bir eldirmek amaçlı. Peçeteyle bir kavrarım. Yok Altun Hanım dedi ya temizlemeye çağırırdım diye. Ben genel temizlik anlamında Genel temizlik yapıyorsak o zaman tülü perdeyi halıları hep beraber kaldırırdık. Haydi kahve döküldü kalkın. Genel temizlik böyle oluyor ama anlık peçeteyle alırsınız. Peki dilim damağıma yapıştı. Haklısınız. Evet vallahi billahi. Kahveler gelecek inşallah size. Hatun Hanım heyecandan kahveleri döktü. 2 saat içerisinde yemekleri nasıl yapacak? Hatun Hanım kahveleri yaparken kahveler döküldü. Orada tabii yorum yaparken heyecanını hafifletmek için olabilir insanlık halidir dedik ama daha dikkatli olması gerekiyordu bence. Çünkü en hamarat yarışmasındayız ve hamaratlığımızı buradan göstereceğiz. Peki menüye gelelim. Şimdi Hatun Hanım menüsünü daha bilmiyoruz. Dün Seda'nın menüsünü gördük. Bugün Hatun Hanım'dan beklentiniz nelerdir? Kesin ara sıcakta patates püresi var. Niye? Çünkü yorumlarda. Evet. Çok mu tasdik edin? Ama yemekte de olabilir. Ana yemekte de olabilir. Ama ara sıcakta dedi olabilir dedi. Ben onu bekliyorum. Yani ikisinin arasındayım ben. Yok ana yemekte olabilir ama ara sıcakta. De olabilir Kayseri'deki yağlama işine dönecek bu gidişle. Sizin beklentiniz nedir Hatun Hanım'dan? Şöyle dolu dolu meşakkatli bir menü bekliyor musunuz? Gelebilir. Evet tahminimde. Altun abla? Pek zannetmiyorum açıkçası. Niye? Neden? Görmediniz bir hamur açma. Yok görmemekten değil de ne bileyim yani 2 saatte neler yapabileceğini kestiremiyorum açık konuşmak. Heyecanlı bir havası mı var? Evet. Çok sakin görünür. Diye ya görmeye çalışıp aslında heyecanlı ama görüyorum gerçekten seni. Çok samimi söylüyorum. Hani heyecanım gitti. O dün vardı ama bugün gitti. Şu anda ben hani sizleri tanıdığım için de biraz o heyecanım gitti. Evet, onu az önce gördük zaten. Gitti ama o heyecanım. Ben aldım Kadir Bey. Şaka yapıyorum. Kadir Bey heyecanını ben aldım. Siz ne kadar gitti derseniz deyin, gitmediği çok belli ama normal. Gerçekten normal. Yani evet, en iyi anlayan Seda Hanım olacak. Tecrübeyle sabit. Seda da gene iyiydi bence. Çok heyecanlı değildi yani. Gene kendine hakim olabildi heyecan konusunda. Ben çok beğendim. Yani ben ne heyecanları gördüm. Peki Seher Hanım muhakkak diyor ki ben bir el açması tahmin ediyorum. Söyleme sen gene de. Sen de bir hamur oklama havası görmüş. Bir de Sivaslısın. Dün Seher Hanım dedi ya birinci belli ikinci kim diye. Hayır, şampiyon belli ikinci kim dedin. Ha, kime düşünüyorsunuz şampiyonu? Kendinizi mi? Evet. Ay, çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle menüsünü çok merak ediyorum. Benim menüm gibi ağır bir menü zaten beklemiyorum da. Zaten beklemiyorum. Hiçbir yarışmacıdan mı? Efendim? Zor evet, bir menüyse herhangi bir sadece yoksa bütün hepimizden mi? Hatun Hanım yapmış olabilir ama heyecanlıyla bilmiyorum, heyecanla yenik düşmüş de olabilir. Altun Hanım eli maharetliye benziyor ama yetiştirme konusunda bilemiyorum. Oturmuş. İnşallah yetiştirir. Sizi de bilmiyorum. Tam sende de bir şey karar verememiş ama Seher Hanım'dan beklentisi? Ya çok fazla kendisi bekledi ya. Çok ağırdı menünüz gerçekten. Evet. Ara sıcakta ana yemek yedik. Evet, ağır bir menüm vardı. Hamaratım ben çünkü. Onun üstüne şerbetli tatlılarla yürüdük. Ve misafiri seviyorum, o yüzden hamaratlığımı döktüm serdim. Bence Seher Hanım zaten dün çıtayı biraz düşükten tuttu. Tost most dedi, hamaratlık sabah kalkıyorum. Çünkü yapamayacak. Kaşarlı tost yapacağım. Çünkü yapamayacak. Bence beklentiyi düşürüyor. Ben çok yarışmacıları artık artık tanıdım. Evet. Böyle bahsedip sonra sağa gününde sol vuracak. Bir menü sayıyor tak. Bunu sen mi yapacaksın diye böyle bir bakıyorlar. Bence öyle bir şey gelebilir. Dediğim gibi hep uçta yaşadığı için bence menüleri de uçta yaşayacak. Kesinlikle. Akşam eve gittim yine bir tost yaptım yedim mesela. O kadar ağır yemeklerin üstüne. Yiyemedim ki, ağırdı. Dişimde kaldı, eti çiğnedim yutamadım. Çorba soğuktu. Eti çiğnedim yutamadım. Çorba soğuktu. Çorba soğuktu. Harikasınız Seher Hanım. Hiçbir şey söylemiyorum size. Pardon, Altun Hanım çorba soğuk değil miydi? Çorba ılıktı bana göre. Ilıktı ama ılık içilir dedi. O yüzden hani öyle bir uyarı yapmasaydı. Masanın kanaati ılıktı. Ilıktı ama sıcak ılık yenebilen bir çorba olduğunu zaten söyledi Seda Hanım. Şimdi bunun tercihi yanlış bu havada da, yani ılık yaz ayları olsaydı evet olabilirdi. Kışta bile ama biraz da havalar yani soğuktur. Hatun Hanım bugün mutfakta çok heyecanlıydı ve ondan dolayı kahve döktü. Biraz dikkat edebilirdi yani. Hatun Hanım'ın kahve sunumu çok heyecanlıydı. Kahveyi döktü. Ben de güldüm. Ne vardı bunun da bu kadar büyütülecek? Burası hamaratlık yarışması, sakarlık yarışması değil ki. Evet Hatun ablacığım, artık şu menünü bir dinleyelim. Karşındaki kameraya bir say bakalım. Tabii ki başlangıçta sebze çorbası yapacağım. Ara sıcakta tavuklu krep sarma beşamel soslu. Patates püresi eşliğinde rosto köfte yapacağım. Şehriye pilavı, arpa şehriye pilavı ve kalbura bastıyla da tatlımızı ikram edeceğim. Salatamız nedir? Nar salatası. Evet. Bir patates püresi var mıymış? Ana yemekte varmış. Evet. Kalbura bastıyı çok merak ettim. Çok severim normalde. Sivas yöresine ait bir tatlıdır. Ve dondurma eşliğinde şerbetli. Gümüşhane Bayburt'ta da çok yaparlar kalbura bastıyı. Çok da severiz. Ben de çok severim. Kıvamı da çok önemlidir onun böyle. İnşallah bol, güzel olur. Bol şerbetli. Aynen. Kıyır olması gerekiyor. Evet. Dilfuza Hanım nasıl buldunuz? Ara sıcakta yine tavuk var. Bunu ben krebe sarıp beşamel soslu olarak dün de söylemiştiniz zaten tavuğu ara sıcak olarak ben kullanabiliyorum. Evet, ben kullanıyorum. Evet, dün de ara sıcakta tavuk vardı. Bugün de aynı, bir de hamura sarıp verecek. Arkasına yine pirinç pilavı. Pirinç pilavı yok. Şehriyeli pilav. Arpa şehri. Alakasız mı, ağır mı? Ağır. Ara sıcakta tavuk. Krepin içinde kremalı tavuk sarıp vereceksiniz. Bir de rosto köftesi. Şehriyeli pilav. Siz uygun bulmadınız. Uygun bulmadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.